Merhabalar, en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimizde yapımı oldukça kolay, şerbeti kaynatılmayan irmikli şerbetli tatlı hazırlayacağız sizlerle birlikte. Buyurun hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Genişçe bir kaseye 3 su bardağı toz şeker alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Tatlımızın şerbetini kaynatmayacağız. Bu şekilde şeker eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Şekeri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Tatlımızın şerbeti bu şekilde. Şerbetini kenara alalım ve geçelim tatlımızın hamurunu yapmaya. Tatlımız için bir adet yumurta kullanacağım. Fakat benim yumurtalarım görmüş olduğunuz gibi çok küçük olduğu için 2 adet yumurta kırıyorum. Sizin yumurtanız büyükse veya orta boysa bir adet yumurta yeterli olacaktır. 2 yumurtayı kırdım. Sonrasında 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve yarım çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal özellikle şerbetini çektikten sonra tatlımızın içine güzel bir renk katıyor arkadaşlar. Tercihe bağlıdır. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Sıvı malzemeleri bir miktar çırptıktan sonra öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Şöyle çırpıcımla tekrar güzelce karıştırıyorum. Sonrasında çırpıcımı çıkarıyorum. Geriye kalan unu azar azar ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi unu azar azar ilave ediyorum ki kıvamını daha güzel ayarlayabileyim. Kullandığımız un miktarı unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre ya da yoğurdun sulu ya da katı olmasına göre değişecektir arkadaşlar. Bunun için kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü bardağı tamamen ekledim. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamına göre bir miktar daha un ekleyebilirim. Hamurum hala elime yapışır bir kıvamda arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı daha un ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum artık kıvamını buldu. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur oldu. Unu azar azar da kontrollü eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Tatlımıza şekil verme işlemine geçebiliriz. Yanıma 1 su bardağı kadar irmik aldım. Şöyle hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra irmiğe buluyorum ve tepsime aktarıyorum. Şekil verme işlemi de çok kolay görmüş olduğunuz gibi. Elimizle yuvarladıktan sonra irmiğe bulayalım. Her tarafını güzelce daha sonra tepsimize aktaralım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hazırlaması oldukça kolay bir tatlı. Eğer daha önce denemediyseniz benim tarifimle birlikte denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tatlılarımın hepsini aynı şekilde hazırladım. Geriye bir miktar irmik kaldı. Farklı tariflerde değerlendirmek üzere kaldırıyorum. Son olarak üzerlerine görmüş olduğunuz gibi bir rulet yardımıyla şekil veriyorum. Aynı işlemi bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi çok derin olmayacak şekilde kesikler atıyorum. Şekil verme işlemi bittikten sonra tatlımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişireceğim arkadaşlar. Tatlılarımız hazır, pişmesi için fırına gönderiyorum. Tatlılarımı fırından çıkardım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altı üstü hafifçe pembeleşti. İlk sıcağı çıkmasını beklemeden hemen üzerine kenarda bekletmiş olduğum şerbetini döküyorum. Tatlılarım benim fırınımda 35 dakikada pişti arkadaşlar. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Altı ve üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Şerbetin tamamını döktükten sonra üzerine bir tepsiyle kapatıyorum ve tatlımın şerbetini çekmesi için dinlendirmeye bırakıyorum. Şerbetini iyice çekmesi için yaklaşık olarak 4-5 saat kadar dinlendirelim.
Çekimi yetiştirebilmek için ben 1 saat kadar dinlendirebildim tatlımı ama sizlere söylemiş olduğum gibi 4-5 saat kadar dinlendirirseniz şerbetin tamamını çekecektir. Son olarak sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1 saat kadar dinlenmesine rağmen şerbetini yine içine çekti. Eklemiş olduğumuz zerdeçal da ayrı bir renk kattı. Yapacak olanlara ben şimdiden afiyetler olsun diyorum. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.